şeyleri de biliyoruz sizin konuşmanızı. Şimdi bu Ravza Kavakçı'nın ve diğer bir takım isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, tabii belediye AKP yönetimindeyken, aldıkları o burslarla ilgili haksızlıkları, hukuksuzlukları, bunu biliyorduk. Ya biliyorduk dedim, bunu duyduk, bu iddiaları. Ama şimdi bir de siz şöyle bir şey ortaya koydunuz. Ya bu Kavakçı kardeşlerin tezleri de birbirine benzer çıktı diye. O konuda nedir? İlk kez siz duyurdunuz kamuoyuna. Bu yüzden sizi dinlemek istiyoruz bu konuda. Anlatır mısınız bize? Ben memnuniyetle anlatırım. Eğer izin verirseniz bu olayla ilgili çok kısa, hem izleyicilerimiz de bilgilenir, onunla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Revza Kavakçı, Rabia Kalender İlhan ve Fatma Betüsayan Kaya ile ilgili hem gazeteciler yazdı hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş raporlarında öğrendik bu durumu. Özellikle gazetecilerin yazmış olduğu sevgili Barış Telkoğlu yazmış olduğu yazılardan öğrendik. Diğer gazetecilerin yazmış olduğu yazılardan öğrendik. Şimdi burada 3 siyasetçinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 5.833.000 lira, yani eski parayla 5.833.000 lira burs aldığı ortaya çıktı. Biz de geçtiğimiz günlerde bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Sayın Bakan'ın, eski Bakan'ın, hem de Sayın Kavakçı'nın bulunduğu ortamda yüzlerine sorduk. Bu nasıl aldınız diye. Tabii burada bir şunu söyleyelim. Bu burslar alınırken bursların hangi şartlarda verildiğiyle ilgili bir bilgi yok. Bir değerlendirme yok. Yani puana göre mi, sınava göre mi, ya da kimle yarıştığı ile ilgili bir bilgi yok. Yani ta bursun başlangıcında etik olmayan, ahlak olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunları kısa kısa anlatayım, bu üçüyle ilgili. Ve burs alırken de çok büyük yolsuzluklar, büyük ahlakı olmayan, etik olmayan durum ortaya çıkıyor. Şimdi önce Revza Kavakçı'dan başlayalım. Revza Kavakçı 24.11.2008'de Howard Üniversitesi'nden bursla ilgili bir başvuru yapıyor ve kabul alıyor. 24.11.2008. Ardından 16.12.2008'de İstanbul Ulaşım AŞ'de işe başlıyor. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor, Ulaşım AŞ'ye geçiyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursla ilgili bir uygulaması yok. Bu iştirak şirketleri aracıyla almak istiyor. 16.12.2008'de Ulaşım AŞ'de işe başlıyor. Hemen bir hafta sonra 23.12.2008'de İstanbul Ulaşım AŞ'ye bir yazıyla, Howard Üniversitesi'nde bir yazıyla burs vereceğini söylüyor. Peki Revza Kavakçı'nın mesleği ne? Mühendis. Ulaşım AŞ'nin alanı ne? Mühendislik. Yani Metro AŞ. Peki hangi alanda doktora yapmak istiyor? Siyaset biliminde ilgili doktora yapmak istiyor. Ardından burayı biraz açayım. Revza Kavakçı Kan bu şey meselesine gelmeden, doktora meselesine gelmeden, doktora sözleşmeye göre doktora bitince 15 gün içinde dönüş yapmalı ve işe başlamalı diyor. Revza Kavakçı Amerika'dan dönüyor ama İstanbul Ulaşım AŞ'de işe başlamıyor. Nerede işe başlıyor? 1400 kilometre mesafedeki Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde işe başlıyor. Orada 4 ay boyunca çalışıyor. Ardından Haziran 2015'te milletvekili olduğu için Metro AŞ zorunlu hizmet alımını tamamlamadan ayrılmış oluyor. Bunu söylediğimizde Sayın Revza Kavakçı Kan, ben bu mecburi hizmetimi milletvekiliğim sonlanınca yapacağım demişti. İlk kez burada söylüyorum, ilk kez bu ekranda söylüyorum. Ancak Revza Kavakçı Kan mecburi hizmetini milletvekili bitince de yapamayacak. Çünkü doğum tarihine baktığımız zaman Revza Kavakçı Kan'ın emekli olabileceğini düşünüyoruz. Emekli oldu. Yani o mecbur hizmetinde yapamayacak. O sözleşmenin hiçbir maddesine uymamış oluyor. Bir diğer şey, AKP'nin ilk kadın kolları başkanı Rabia Kalender İlhan Kiptaş. Yani AŞ'de, şöyle Sayın Ağbaba, belki de kendisi içten içe o mecbur hizmeti milletvekilliği dönem bittikten sonra bir an önce yapmak yönünde çarpıyor olabilir içi.
Ama böyle bir niyeti olsa bile zaten yaş itibariyle yapamayacak mı diyorsunuz? Yapamayacak. Tabii emekli olmuş oluyor. Milletvekilinden emekli olmuş oluyor. Ayrıca böyle bir niyeti olmuş olsaydı milletvekili olmadan önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde maaşla çalışamazdı. Bu bütün İstanbul iştirakleri, İstanbul Belediyesi'ne ait iştiraklerin vermiş olduğu burslarda hepsinde bir şey yazıyor. Maaşlı ya da maaşsız. Danışmanlık yapamazsınız, herhangi bir işte çalışamazsınız diye imza atıyorlar. Üç kefilin şahit olduğu bir belgeyi imzalıyorlar. Yani ücretsiz de olsa herhangi bir yerde danışmanlık yapamazsınız, ücretli ya da ücretsiz çalışamazsınız diyor. Bu Ravza Kabakçı'nın durumu bu. Rabia Karandel İlhan ise çok daha ilginç, çok daha ilginç. Muhafazakarlığın gelmiş olduğu, daha doğrusu AKP tipi muhafazakarlığın gelmiş olduğu son noktayı gösteriyor. Hanımefendi Kiptaş Aşe'de Şubat 2007'de işe giriyor. Burs Kasım 2008'de çıkıyor. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın sitesinde 2015 ile 2015 arasında yurt dışında olduğu gözüküyor. Özgeçmişinde bulabilirsem göstereyim özgeçmişi ben size. Hemen burada göstereyim ben size. Özgeçmişinde şurada ekrana da taşıyayım burada. Burada 2005 ile 2015 arasında AKP İstanbul İl Başkanı, bakın 2005-2015 arasında yurt dışında yaşamış. Gözüküyor mu bilmiyorum. Görünüyor. Yurt dışında yaşamış. Bursu nasıl kazandığı, hangi puanla kazandığı, hangi belgeyle kazandığıyla ilgili bir şey de yok. Bu hanımefendinin şeyinde daha ilginç bir şey Rabia Karandel İlhan bu süre içerisinde yurt dışında yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş AŞ'de çalışmıyor. Yurt dışında yaşıyor ve maaş alıyor. Bu daha büyük bir kepazelik, daha büyük rezalet. Ve doktora bitince 15 gün sonra işe başlamıyor, dönmüyor. Hala İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapıyor. Rabia Karandel İlhan'ın durumu da bu. Almış olduğu burs miktarı ise 2 trilyon 233 milyon lira. Hı hı. Bir daha söyleyeyim, mecliste söyledim. Bu burs değil. Bakın bu burs değil. Bu adeta servet. Ve bu şahsa özel burslar bunlar. Peki. Hem Ravza Kabakçı da şahsa özel, şahsına çıkarılmış bir burs. Hem Fatma Betül Sayan Kaya da hem de Rabia Karandel İlhan'ın şahsına çıkarılmış burs. Tamam. Şimdi Sayın Ağbaba, Sayın Ağbaba, o diğer isimle ilgili ve bu Kabakçı kardeşlerin tezleriyle ilgili o